Borsa İstanbul'da son haftalarda yaşanan düşüşlerin sebebine bakacağız. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek konuğuyla karşımızda. Can Okanar, Borsa İstanbul'da an olarak borsanın rengi kırmızıya döndü ve eksi 0,69'da seyrediyor. Peki bu düşüşlerin sebebi ne? Doçent Doktor Cüneyt Dirican yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Herkese kolay gelsin, güzel bir gün olsun. Elbette her yükselişin bir inişi de oluyor ama bu süreçte küçük yatırımcı psikolojisi nasıl etkileniyor? Öncelikle şöyle, şimdi borsanın yıllardır değişmeyen bazı hani kuralları var. Bu bütün dünya borsalarında böyledir. Borsalar zaman zaman düzeltme yapar. Dolayısıyla sonsuza kadar çıkan bir endeks ya da borsa olmayacağı gibi tersine sonsuza kadar düşen bir endeks ve borsa da olmaz. Hani Allah muhafaza çok ekstrem durumlar hariç, işte örneğin savaş gibi, ki hani birçok örnekte dünyada savaşlarda bile hani borsaların devam ettiği de hani tarihte vardır. Dolayısıyla bunları bir teknik düzeltme hareketi diye öncelikle görmek lazım. Şimdi küçük yatırımcı psikolojisinde tabii bazı kavramları bilerek veyahut da bu işin tekniğine hakim olarak aslında bu işe bilinçli bir şekilde yaklaşmak gerekiyor. Orada da finansal okuryazarlık, ekonomi okuryazarlığı, dijital okuryazarlık ve borsa okuryazarlığı dediğimiz böyle kademe kademe hani belli kavramlar var. Ve orada hani ilk bir kere jargonu, yani terminolojiyi veyahut da bu işin mevzuatını ya da işleyişini, süreçlerini, ürünlerini hakim olarak yapmak gerekiyor. O noktada da öncelikle hani ilk bilmemiz gereken, ilk başlamamız gereken yer, parayla borsada oyun oynanmaz. Parayla oyun oynanan yere de borsa denmez. Dolayısıyla o yüzden bir kere böyle başlıyor olmamız gerekiyor. Küçük yatırımcı psikolojisi olarak öncelikle hani yıllardır değişmeyen bazı kurallar var. Nedir o mesela? Mal mülk satarak, işte sağdan soldan tüyü aldım diyerek borsada hani yatırım yapılmaz veyahut da al sat yapılmaz. Yani arkadaş tavsiyesiyle, kulaktan dolma bilgilerle yapılmaz. İkincisi, hele mal mülk yaparak veya satarak veyahut da kredili olarak açığa bir şekilde yapmamak lazım. Özellikle küçük yatırımcı, yani nitelikli bizim kurumsal yatırımcı diye tabir etmediğimiz veyahut da bilgiye ulaşmakta zorlanan ya da takip etmekte zorlanan ya da bu işlere ilk defa hani girmiş olan, ilk defa yatırım yapanların hani özellikle dikkat etmesi gereken hani temel başlıklardan bazıları bunlardır. Onun dışında başka kavramlar var. Mesela temel analiz ya da teknik analiz dediğimiz. Temel analiz nedir? İşte şirketin ya da sektörün durumu ya da ekonominin genel makroekonomik hani verilerinin ne yöne seyrettiği, şirketin kamu aydınlatma platformunda ne gibi açıklamalar yaptığı, sektöründe ne gibi değişiklik olduğu, sezonsallık arz ediyor mu mesela, bunlara bakmak gerekiyor. Sonrasında ana trendlere bakmak gerekiyor. İşte orada ekonomik hani veriler dünyada ve bizde ne oluyor. Bir de teknik analiz var. Teknik analiz çok kaba tabirle hani izleyenler bizi bağışlasın, katilin cinayet mahallesine geri dönmesi mantığıyla çalışır. Orada çeşitli işte teoriler var. Yani portföy yönetimi veya yatırım dünyasının işte akademik bilimsel tarafında koymuş olduğu teoriler. Nedir o derseniz, işte belli dalgalarla belli finansal ürünlerde ya da endekslerde aynı hareketlerin tekrar edeceği prensibine dayalıdır. Orada da destek direnç noktalarına bakıyor olmak lazım. Çeşitli formasyonlar, göstergeler ya da indikatörler vardır. Bunları biraz araştırılırsa bizi dinleyenler hani yaparlar. Ama burada şunu unutmuyor olmak lazım. En önemlisi hani demin tüyü anlamında değindiğim kısım, SPK'mızın da hali hazırdaki uyarılarına da dikkate alarak hani şunu özellikle bizi dinleyenlere hatırlatmamız gerekiyor. Kendinden muktedir olan, yani sermaye piyasası lisanslama ve sicil kuruluşunda yatırım danışmanlığı yapabilecek yetki belgesine haiz olmayan, sosyal medyada adı sanı hani çeşitli böyle sükseli isimlerle olan ama bu belgelere haiz olmayan veyahut da yetkili olmayan, dolayısıyla hani kendince hani bir teknik analiz yaptığı ya da bilgi enformasyon verdiği söyleyen kişilere itibar gösterilmemesi gerekir. Aynı zamanda suçlu, buna dikkat ediyor olmak lazım. Peki her düşüşün bir de çıkışı olacağı kesin. 2024 yılında Borsa İstanbul'da ve altın piyasasında bizi neler bekliyor? Şimdi şöyle, aslında bugünü biraz açıklarsak, bir küreseldeki gelişmeler, bir bizim kendi dinamiklerimiz. Nedir o? İşte İsrail-Hamas savaşı. Dolayısıyla Hint Okyanusu veyahut da Süveyş kanalındaki şu anda yaşanan sıkıntılardan dolayı işte küreselde bazı tedirginliklerin tekrardan hani piyasalara yansıyor olması. Yıl sonunun geliyor olması, Noel, yabancılar genelde pozisyon kapatır. Özellikle yatırım fonları ya da hedge fond dediğimiz risk portföyleri fonları. Dolayısıyla bütün onlardan dolayı bir kere hani orada bir hareketsizlik veyahut da bir bekleme durum var. İkincisi hani baktığınız zaman yıl sonunun dışında bizde mevduat faizlerinin şu anda yükseliyor olması ve halka arzda belli likiditenin hani azalıyor olmasının hani bazı etkileri var. Ondan dolayı hani bir hafif böyle bir düzeltme hareketi veyahut da noktasına girmiş durumdayız. Ama yeni yılla birlikte özellikle seçimden sonra biz Türkiye'nin sunduğu cazibeyle çok daha farklı bir yerlerde kendimizi görüyor olabiliriz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Cüneyt Dirican yayın konuğumuz oldu. Bizler de sözü tekrar size bırakalım.